Gelin arkadaşlar şimdi de spinal cord patolojilerine bir bakalım. Önce Brown Secured sendrom diyelim. Bunun diğer ismi nedir? Transvers hemisection'dır. İsmine baktığımız zaman bize çok şey anlatıyor. Transvers bir şekilde medulospinalis'in yarı kesisini anlatır. Burada etiyoloji nedir arkadaşlar? Çoğunlukla penetran travmalardır. Trafik kazalarında falan da görülebiliyor. Şimdi nöroanatom bilgilerimizi kullanarak Brown Secured sendromda hangi klinik bulgular görmeyi bekliyoruz? Ona bir bakalım. Bir kere arkadaşlar medulospinalis'in neresi tutuluyor? Şu arka posterior cord tutuluyor. Burada fasciculus gracilis'i cunatus vardı bildiğimiz gibi. Bunların etkilemesine bağlı olarak bu hastalarda derin duyu kaybı, yani rombek pozitifliği, parmak pozisyon duyusu pozitifliği, başka vibrasyon duyusunda kayıp da görmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Başka burada ne var? Burada aynı zamanda kortikospinal yollar var değil mi? Kortikospinal yollar hasarlanırsa ne olacak? Bakın şuradaki derin duyu kaybıyla kortikospinal yolların hasarlanması aynı tarafta olduğu için semptomlar da aynı tarafta olacak. Kortikospinal yol hasarlanırsa aynı tarafta motor fonksiyon kaybı olacak arkadaşlar. Birinci motor nöron tipi kayıp olacak burada. Yani üst motor nöron bulgular olmasını bekliyoruz. Ne gibi? Bu hastalarda Babinski olabilir, Klonus olabilir, derin tendon reflekslerinde artış olabilir. Burada duyusal kusurda arkadaşlar bir farklılık var. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Şurada lateralspinatalamik yol tutulur mu? Evet arkadaşlar, şurası lateralspinatalamik yol tutulur. Fakat şurada gördüğünüz gibi periferden gelen duyular 1 veya 2 cm yukarıda çapraz yaptığından dolayı buradaki duyu kusuru arkadaşlar, ağrısı duyusu kaybı yani, 1 veya 2 segment aşağıda olur. Diyelim ki şuradan bir hasarlanma oldu. 1 veya 2 segment aşağıda karşı tarafta arkadaşlar olacak. Bunu da unutmayalım. Eğer lezyon T1 ve üzerinde ise buradaki sempatik ganglionların tutulumuna bağlı olarak da Horner sendromu gelişebiliyor. Horner sendromunda hangi klinik bulgular görmeyi bekliyorduk? Miyoz, pitoz, enoftalmi ve anhidrozis. Gelin bir tane video göstereyim size. Bakın arkadaş, bu hastanın sol tarafında miyoz var, pitoz var ve anhidrozis var. Bu bulgular varsa aklınıza ne gelecekmiş? Horner sendromu gelecekmiş. Brown Secured sendromunda da eğer T1'in üstünde bir lezyon görülüyorsa o zaman bu hastalarda Horner sendromu görülebilir. Şimdi diğer önemli bir medulospinalis hastalığına bakacağız. Silingomiyeli diyeceğiz. Aslında silingomiyeli bir servikal miyelopatidir. Miyelopati ne demek? Medulospinalisin hasarı demek. Burada mevzu ne? Burada mevzu arkadaşlar, şurada canalis centralis var ya, bu canalis santralisteki doğuştan gelen kistik genişlemedir. Hepimizin bildiği klasik bir TUS bilgisi vardır. Silingomiyeli de şurada gördüğünüz gibi pelerin tarzı duyu kaybı olur. Peki pelerin tarzı duyu kaybı olmasının patofizyolojisini, bakın periferden gelen uyarılar anterior komisürde çapraz yapıp lateral spinotalamik yoldan karşı tarafta yukarı doğru çıkıyor. İşte bu kistik lezyon arkadaşlar anterior komisüre bastığından dolayı burada pelerin tarzı duyu kaybı olmasını bekliyoruz. Peki silingomiyeli en sık nerede görüyoruz? C8 T1 aralığında görüyoruz arkadaşlar. Ya C8 seviyesinde veya T1 seviyesinde görmeyi bekliyoruz. Şimdi gelelim silingomiyelideki diğer önemli bulgulara. Burada arkadaşlar motor kayıp olur mu? Evet arkadaşlar, motor kayıp olur. Peki nereden fazla görmeyi bekliyoruz? Çünkü silingomiyeli servikal bölgede en sık görüldüğünden dolayı motor kayıp da servikal bölgede olmayı bekliyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki kistik genişleme şöyle gördüğünüz gibi lateral kortikospinal yolu baskılayabiliyor. Bunun dışında lateral spinotalamik yolu da baskılayabiliyor. Bazen bu kist o kadar büyüyor ki arkadaşlar aynı tarafta ön boynuzun hatta ikinci motor nörona bile baskı altına alabiliyor. İşte bundan dolayı aynı seviyede arkadaşlar alt motor nöron tarzı bulgular da olabilir. Niçin? Çünkü ikinci motor nöron hasarlanmış. İşte ondan dolayı alt motor nöron tarzı bulgular olmasını bekliyoruz. Zaten bu hastalarda şurada gördüğünüz gibi kortikospinal yolun tutulumuna bağlı olarak üst motor nöron bulguları da oluyordu. Şimdi göz önüne alalım bu verdiğimiz bilgileri. Üst motor nöron bulguları var. Alt motor nöron bulguları var. Bu hasta peki ALS ile karışır mı? Evet arkadaşlar, zaten anlatacağız ALS'de. Ne görmeyi bekliyoruz biz ALS'de? Hem üst hem de alt motor nöron tarzı tutulum olmasını bekliyoruz. Silingomiyeli de hem üst motor nöron tarzı hem de alt motor nöron tarzı tutulum olabiliyor mu? Evet arkadaşlar, olabiliyor. İşte ALS burada ayrıcı tanıda önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Başka bilinmesi gereken önemli bir nokta daha var. Silingomiyeli ile Chiari tip 1'in eşlik etmesi çok ama çok sıktır. Burada bir de silingomiyeli de disosiye duyu kaybı dediğimiz bir durum söz konusu. Şurada ne var? Lateral spinatalamik yol var. Peki bu kistik genişleme lateral spinatalamik yolu baskılayabilir mi? Evet, baskılayabilir. O zaman ağrısı duyusu kaybı olmasını bekliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Ama şurada gördüğünüz posterior kolon var ya, medullespinal şu arka tarafı, hani fasciculus gracilis cunatus'un geçtiği, işte bu genellikle korunuyor. İşte bundan dolayı bu hastalarda derin duyu korunmuşken ağrısı duyusunda kayıp olmasını bekliyoruz. Buna ne diyormuşuz? Disosiye duyu kaybı diyormuşuz. Disosiye ne demek? Uyumsuzluk demek. Uyumsuz bir duyu kaybı var. Yani ağrısı duyusu etkilenmişken derin duyu korunmuş arkadaşlar. Buna ne diyormuşuz? Disosiye duyu kaybı diyormuşuz. Bir nokta daha var silingomiyeli ile ilgili bilinmesi gereken. Charcot eklemi. Nedir bu Charcot eklemi? Biraz önce ne dedik? Bu hastalarda pelerin tarzı duyu kaybı oluyor dedik değil mi? Evet arkadaşlar. Çünkü bu hastalar ağrısı duyusunu da orada hissetmiyor. İşte bundan dolayı özellikle omuz bölgelerinde hastalar bu ağrısı duyusunu kaybettiğinden dolayı travmaları hissetmiyor. Travmaları hissetmediğinden dolayı da özellikle bu omuz bölgelerde deformite ortaya çıkıyor. Buna ne diyormuş arkadaşlar? Ne diyormuşuz arkadaşlar? Charcot eklemi diyormuşuz. Devam edelim ve gelelim miyelopatiye. Biraz önce bahsettik. Ne dedik? Dedik ki silingomiyeli bir miyelopatidir. Miyelopatinin kelime anlamı ne arkadaşlar? Omuriliğin hasarlanması demektir ki çoğunlukla omuriliğin basılanmasından kaynaklanır bu miyelopatiler. Peki burada en önemli etiyoloji ne? En önemli etiyoloji dejeneratif spondilozdur arkadaşlar. Bakın
bakın şuradaki kemikte şöyle dejeneratif spondiloz gelişirse medulla spinalisin hasarlanması olası mı? Evet olası işte arkadaşlar. Bundan dolayı miyelopatileri biz dejeneratif spondilozlarda çok ama çok sık görüyoruz. Tıpkı silingomiyelde olduğu gibi biz miyelopatileri nerede görüyoruz en sık olarak? En sık servikal bölgede görüyoruz. Burada aslında klinik prezentasyon nedir biliyor musunuz miyelopatide? Zamanla yavaşça ilerleyen yürüme bozukluğuyla birlikte özellikle elin distal kaslarında atrofiler ve kuvvetsizliktir arkadaşlar. Tamam mı? Miyelopati hastaları genellikle böyle karşımıza gelir ve klinik muayenesi olarak altta üst, üstte alt motor nöron tarzı bulgular ortaya çıkar. Etiyolojide ne dedik? En önemli etiyoloji dejeneratif nedenler dedik. İşte osteofitler gelişiyor. Dejeneratif spondilozis de yine miyelopatiye neden olabilir. Ama bunun dışında medulla spinalis hasarlayabilecek her durum miyelopatiye neden olabilir. Tümörler, epidural apseler, travmalar, inflamatuar nedenler, multiple skleroz ki medulla spinalis yine tutabilir arkadaşlar. Bunlar miyelopatiye neden olabiliyor. Bazen spinal arter tıkanırsa da yine miyelopatiye neden olabiliyor. İlginç bir şekilde bu miyelopati ile birlikte lomber spinal stenozu sık görülüyor arkadaşlar. Fakat miyelopati ile lomber spinal stenozu karıştırmamak lazım. Birazdan size bir görsel göstereceğim. Orada daha net anlayacaksınız. Peki burada patofizyoloji ne? Burada patofizyoloji basıya bağlı olarak miyelonun beslenmesi bozuluyor. Miyelin beslenmesi bozuldukça burada iskemi gelişiyor. İskemi geliştikçe ne olacak? Ödem olacak arkadaşlar. Ödem oldukça da bu bir kısır döngüye girecek. Miyelon daha fazla hasarlanacak. Burada karışabilecek başka bir önemli nokta da radikülopatidir arkadaşlar. Yani fıtıktır klasik tabiriyle. Neymiş? Radikülopatilerde bununla çok karışıyormuş. Ancak radikülopatide önemli bir nokta var. Radikülopatide medulla spinalis yani şurada bahsettiğim miyelon tutulmuyor arkadaşlar. Bunun aksine neresi tutuluyor? Şurada gördüğünüz radix tutuluyor arkadaşlar. Yani spinal kökler tutuluyor. İşte spinal kökler tutulduğundan dolayı burada üst motor nöron tarzı tutulum değil alt motor nöron tarzı tutulma olmasını bekliyoruz. Yani bu hastalarda derin tendon reflekslerinde azalma olur veya çok ilerlediyse atrofiler görülebilir arkadaşlar. Radikülopatiyi miyelopati ile karıştırmamak lazım. Miyelopati neymiş? Üst motor nöron bulguları görülürken radikülopatilerde alt motor nöron tarzı bulgular ortaya çıkıyormuş. Biraz önce ne dedik? Lomber spinal stenozla karışabiliyor dedik arkadaşlar. Lomber spinal stenozun temel patofizyolojisi şurada gördüğünüz daralmış intraspinal kanaldır. Şurası intraspinal kanal arkadaşlar. Bununla çeşitli nedenlere bağlı olarak burası bazen daralabiliyor. İşte bu daralmaya bağlı olarak da bu hasta özellikle ekstansiyon pozisyonundayken ortaya çıkan bel ağrısıyla birlikte şurada bahsettiğim işte kalçada olabilir daha aşağıda siyatik bölge dağılımında olabilir arkadaşlar. Ağrı, kramp, karıncalanmalarla karşınıza geliyor. Fakat fleksiyon pozisyonundayken şuradaki daralmış kanal genişliyor. Genişlediğinden dolayı bu hastalar fleksiyon pozisyonunda daha rahat ediyorlar. Ağrılarının daha az olduğunu söylüyorum. Mesela bu hastalar alışverişe gittiğinde arabaya şöyle yaslandığında öne doğru yaslandığında ne olacak? Fleksiyon pozisyonuna gelecek ve bu hastanın ağrıları rahatlayacak. Aynı şekilde bisiklet sürerken de bu hastaların bel ağrısının daha rahatladığını görürsünüz arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim ve gelelim arkadaşlar miyelopatilerde görebileceğimiz klinik bulgulara. Bir kere miyelopatiler eğer selvikal bölgede olursa boyun ağrısıyla ense kökünde ağrı olmasını bekliyor muyuz? Evet oluyor bu arkadaşlar. Bunu bekliyoruz. Bunun dışında ekstremitelerde difüz olacak bilateral ve dermatomal alanı uymayan karıncalanma uyuşma olacak. Niçin? Çünkü burada medulla spinalis'in kendisinde hasar var. Spinal köklerde hasar yok. Ondan dolayı dermatomal alana uymuyor olması lazım. Karıncalanma uyuşma. Özellikle üst ekstremitelerde bilateral kaslarda kuvvetsizlik. Mesela bu hastalar düğme ilikleme gibi ince işçiliklerde sorun yaşıyorlar. Bu hastalar ellerinden tencere, tava düşünme şikayetleriyle de karşınıza gelebiliyor. En kritik bulgulardan bir tanesi bu hastalarda yürüme bozukluğu olabiliyor. Niçin arkadaşlar? Eğer medulla spinalis şu posterior kordu tutulursa bu hastalarda Romberg pozitifi derin duyu bozukluğu olacak arkadaşlar. Derin duyu bozukluğu olduğundan dolayı da bu hastalarda yürümede dengesizlikte karşınıza gelebiliyor. Bu hastalarda üriner retansiyon çok nadir olmasını bekliyoruz. Klinik prezentasyonda pek üriner retansiyon olmasını beklemiyoruz. Ne dedik? Medulla spinalis'in posterior kord tutulduğundan dolayı da propriosepsiyon bozukluğu olur. Romberg pozitifliği olur. Parmak pozisyon duyusunda bozukluk olur. Vibrasyon duyusunda bozukluk olabilir. Ne dedik? Üst motor nöron bulguları olur bu hastalarda dedik arkadaşlar. Üst motor nöron tarzı tutulum bulguları olursa bu hastalarda klonus olabilir mi? Evet olur. Babinski olabilir mi? Evet olabilir. Vakaların neredeyse %80'inde Hoffman pozitifliği olmasını da bekliyoruz. Şurada bir Lern pozitifliği dediğimiz bir durum var. MS'de bundan bahsedeceğiz. Ama MS'in dışında servikal bölgede miyelonu tutan yani medulla spinalis tutan her durum arkadaşlar Lermit'e neden olabilir. Nedir bu Lermit? Hasta kafasını öne doğru eğdiğinde ense kökünden aşağı doğru yayılan medulla spinalis boncuğu yayılan elektriklenme tarzında bir şikayettir. Bu çok tipik anlatır. Hasta MS'de görülüyor. Evet ama servikal bölgenin miyelon tutulumunda da Lermit bulgusunu görebiliyoruz. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı
her zaman MR'la koyuyoruz. Bakın size bir MR göstereyim şurada. Bakın şurası C2, servikal 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ile 6 ile 6 ile 7 arasında arkadaşlar ne var? Şu gördüğünüz beyazlıklar var ya, işte bu beyazlıklar bize miyelopatiyi düşündürüyor. CT de kullanılabilir. Miyelografi ile de biz tanı koyabiliriz ama miyelografiyi çok sık kullanmıyoruz. CT de yumuşak dokuyu MR kadar iyi göstermediğinden dolayı MR kadar sensitif değildir. Burada en iyi tanı yöntemi MR'dır. Tedavide ne yapıyoruz? Çoğu zaman cerrahi tedavi yapmak gerekiyor. Gelelim burada yine çok karışan iki tane medülospinalis sendromuna. Cauda equina sendromu ve conus medullaris sendromu. Bakın arkadaşlar, anatomiye bakın. Şurası ne? Burası cauda equina. Aşağı doğru da devam ediyor. Şurası ne? Conus medullaris. Bunlar genellikle travmalara sekonder olur. Diyelim ki bıçakla geldi arkadaşlar, cauda equina'yı hasarladı. O zaman ne göreceğiz? Cauda equina sendromu göreceğiz. Peki burada hangi lifler var? L2'den S5'e kadar bütün lifleri barındırıyor arkadaşlar. Ancak eğer travma conus medullaris ise bunun içerisinde sakrokoklis koksigel lifler var. Dolayısıyla lomber bölgedeki lifler tutulmadığından dolayı bununla ilgili klinik bulgular olmasını beklemiyoruz arkadaşlar. Conus medullaris sendromunda özellikle sakral lifler etkileniyorken cauda equina sendromunda lumbosakral bölge etkileniyor. Ve bakın arkadaşlar, patofizyoloji gereği diyelim ki bıçakla şurası yaralandı. Buradaki sinirlerin bir kısmının kurtulma ihtimali var mı? Var. İşte bundan dolayı buradaki bulgular asimetrikken conus medullaris sendromunda klinik bulguların biz simetrik olmasını bekliyoruz. Cauda equina sendromunda ne dedik? Lomber lifler yok mu arkadaşlar? Var. Lomber lifleri innervet özellikle arkadaşlar quadriceps femoris gibi kaslarda motor zafiyet olmasını bekliyoruz. Evet, motor zafiyet bu hastalarda ön plandadır. Özellikle alt ekstremitelerde. Ama conus medullaris sendromunda bağırsak, idrar inkontinansı gibi semptomlar, cinsel disfonksiyon gibi semptomlar daha ön plandadır. Çünkü burada motor innervasyonlu lifler yok. Ondan dolayı. Burada arkadaşlar cauda equina sendromunda biz ne olmasını bekliyoruz? İkinci motor nöron tarzı tutulma olmasını bekliyoruz. Yani bu hastalarda flash paraliziler ve derin tendon reflekslerinde azalma olmasını bekliyoruz. Şimdi size bir hasta geldi. Hastanın bacaklarında uyuşukluk, kuvvetsizlik şikayetleri var. İşte bu hastada derin tendon reflekslerini alamıyorsanız arkadaşlar cauda equina sendromu diye düşünmeniz gerekiyor. Ama conus medullaris sendromunda biz birinci motor nöron tarzı tutulma olmasını bekliyoruz. İşte ondan dolayı arkadaşlar üst motor nöron tarzı klinik bulgular olmasını bekliyoruz. Ne gibi? Şurada gördüğünüz Babinski gibi arkadaşlar. Bakın hem cauda equina sendromunda hem de conus medullaris sendromunda sakral lifler tutulduğundan dolayı eğer tarzı duyu kaybı olmasını bekliyoruz. Conus medullaris sendromunda Babinski olurken cauda equina sendromunda ne dedik? Alt motor nöron tarzı tutulma olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Babinski olmasını beklemiyoruz. Fakat cauda equina sendromunda bulbo kavernöz refleksi alamıyorken conus medullaris sendromunda bulbo kavernöz refleksi alabilirsiniz. Şimdi devam edelim arkadaşlar ve gelelim medülospinalisin diğer sendromlarına. Anterior spinal cord sendromu diyelim. Anterior spinal cord medülospinalis şu anterior kısmının etkilendiği bir sendromdu. Burada en sık etiyoloji iskemik, yani bu bölgeyi besleyen anterior spinal arterdeki tıkanıktır. Daha sonra kompresif nedenler etiyolojide önemli rol oynar. Peki burada ne tür klinik bulgular olmasını bekliyoruz arkadaşlar? Bir kere şurada posterior kord korunmuş mu? Evet, korunmuş. Ondan dolayı bu hastalarda derin duyunun korunmasını bekliyoruz. Ancak lateral kortikospinal yol ve lateral spinotalamik yol tutulduğundan dolayı ağrısı duyusu kaybı ve paraparezi ile karşımıza gelmesini bekliyoruz. Bakın şu adamımızı burada mor renk vibrasyon duyu kaybını ifade ederken şurada gördüğünüz turuncu renk ağrısı duyusunu ifade ediyor. Yeşilde motor kaybı işaret ediyor. Şimdi bu adamı boyamamız gerekirse ne dedik? Paraparezi, yani motor kuvvetsizlik olur. Yeşile boyayabilir miyiz? Evet arkadaşlar, boyayabiliriz. Ağrısı duyusu kaybı oluyor mu? Evet oluyor. O zaman turuncuya da boyayabiliriz ama mora boyayamayız. Devam edelim arkadaşlar ve gelelim posterior cord sendromuna. Posterior cord sendromu adından da anlayacağınız gibi medülospinalisin posterior kısmını tutan hastalıklarda gördüğümüz durumda. Burada etiyoloji çok önemli. Hangi durumlar posterior cord sendromu neden oluyor? Vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği, hele ki makrositer anemide eşlik ediyorsa arkadaşlar bu hastalarda posterior cord sendromu olmasını bekliyoruz. Vitamin E eksikliği ve sifilisin tersiyeri döneminde yine aynı şekilde medülospinalisin posterior cordunu tutar ve buna bağlı olarak posterior cord sendromu yapar. Klinik bulgu olarak ne olmasını bekliyoruz? Burada motor lifler var mı? Yok. O zaman motor defisit beklemiyoruz. Ağrısı duyusu lifleri var mı? Yok arkadaşlar. Ağrısı duyusu kaybı olmasını beklemiyoruz. Derin duyunun bozuk olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla biz burada hastamızı neye boyayacağız? Mora boyayacağız. Çünkü mob ne işaret ediyordu? Vibrasyon pozisyon duyusu kaybına işaret ediyordu. Devam edelim ve gelelim santral kort sendromu. Santral kort sendromu da inkomplet spinal kort sendromlarından bir tanesidir. Burada etiyolojide spinal dal kanal olabilir arkadaşlar. Siringomiyeli yine santral kort sendromuna neden olabilir. Zaten siringomiyeliden detaylı olarak bahsettik. Klinik bulgularda tıpkı siringomiyelide olduğu gibi karşımıza geliyor. Fakat burada arkadaşlar perianal duz kaybı ve his kaybı olmasını beklemeyin. Niçin? Çünkü sakral lifler dışarıdan seyrediyor. Bakın arkadaşlar, şurada şurası ne? Spinotalamik yol, değil mi arkadaşlar? Spinotalamik yolda şurada servikal lifler varken sakral lifler dışarıdan seyrediyor. Dolayısıyla
şu kısmın, sakral liflerin taşındığı kısmın etkilenmesi çok nadirdir. Santral kort sendromu. Dolayısıyla bu hastalarda biz perane duyu kaybı olmasını beklemiyoruz. Ama bunun dışında bizim hastamızda olduğu gibi şurada motor kaybı olduğundan dolayı bizim hastamızı yeşile boyayabiliriz. Ağrı su duyusu kaybı olur mu? Evet olur. Turuncuya da boyarız. Medulla spinalis posterior kortu tutulduğundan dolayı vibrasyon pozisyon duyu kaybı da olabilir. Şimdi gelelim arkadaşlar subakut kombine dejenerasyonu. Özellikle bir sendrom, önemli bir sendrom. Mutlaka bilmenizi rica ediyorum. TUS'un önem verdiği bir yer burası. Bakın şurada baş harflerine dikkat edin. S, C ve D arkadaşlar. Biz subakut kombine dejenerasyon en sık vitamin B12 eksikliğinde görüyoruz. Şuradaki baş harfleri göz önüne aldığınızda spinoserebeller yol tutulduğundan dolayı bu hastalarda ataksik yürüyüş olur. Lateral kortikospinal yol tutulduğundan dolayı arkadaşlar bu hastalarda üst motor nöron bulguları ile birlikte motor fonksiyon kaybı da olabilir. Derin duyu etkilenen için çünkü dorsal kolon tutuluyor ondan dolayı arkadaşlar. Bakın o zaman hastamızı neye boyayacağız? Ağrısı duyusu kaybolmasını bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Çünkü lateral spinotalamik yolun tutulmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla bu hastada ağrısı duyusu kaybı olmaz. Bu nedenle hastamızı turuncuya boyayamayız. Ancak posterior kort özellikle ön plan tutulduğundan dolayı vibrasyon pozisyon duyu kaybı olur ve lateral kortikospinal yol tutulduğundan dolayı da motor kayıp olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Devam edelim ve son olarak burada hızlıca bir toparlayalım. Hangi sendromda ne görmeyi bekliyorduk? Anterior spinal kort sendromunda motor fonksiyon kaybı olur. Ağrısı duyusu kaybı olur ama posterior kort tutulduğundan dolayı derin duyusu kaybı olmaz. Santral kort sendromunda hepsi olabilir. Yani derin duyu da bozulabilir. Spinotalamik yol etkilendiğinden dolayı ağrısı duyusu kaybı da olabilir. Lateral kortikospinal yol etkilenebileceğinden dolayı motor fonksiyon kaybı da olabilir. Posterior kort sendromunda medulla spinalis'in posterior kort tutuluyordu. Başka da bir yer tutulmadığından dolayı derin duyu kaybı, yani bu hastalarda parmak pozisyon duyusu kaybı veya Romberg pozitifliği olmasını bekliyorduk. Subakut kombine dejenerasyonunda lateral spinotalamik yol tutulmayacak. Bunun dışında kortikospinal yol medulla spinalis'in arka kısmı tutulacağından dolayı derin duyu bozukluğu motor kayıp olur ama ağrısı duyusu kaybı olmasını beklemiyoruz.